Amca, şu anda neredesin? Hemen buraya gel lütfen. Bekliyorum. Evet, biliyorum, yanımda korumalarım var. Ben yine de yanımda olmadan ortama güvenemiyorum. O zamana kadar... Amca, sonra arayacağım. Siz miydiniz? Ne oldu? Madu nasıl, iyi mi? Şu saate kadar iyiydi. İçeri gelin. Bundan sonra ne olacağını inanın bilemiyorum. Bir türlü kestiremiyorum. Hiçbir şey olmamış gibi mahalleye gel. Madu'ya herkesin içinde evlenme teklif etti. Bütün o söylediklerine rağmen. Sultan. Arkay kızımdan özür diledi. Herkesin önünde yalvardı. Ama ona bir an için dikkatli baktım. Ve çok başka bir şey gördüm. Adeta o eski Arkay'ın yüzü, gözleri bir anda karşımda belirmiş gibi oldu. Aynı çılgın adam. Anlamıyorum, Madu bunları nasıl göremez? Belki gördüğü halde görmezden geliyor. Arkay'ın onun için tehlikeli olabileceğini inatla kabul etmek istemiyor. Çünkü bu kez Arkay Madu'yu... Arkay Madu'yu gerçekten seviyor. Ya yine numaraysa? Ne olursa olsun tüm dünyaya haykırdı. Onu sevdiğini söyledi. Ama Madu'nun ona büyük bir oyun oynadığını öğrendiği zaman... O zaman kim bilir ne yapacak? Onu... Hayır. Hayır Sultan. Gerçekten çok korkuyorum. Sultan, ben onu çok zor büyüttüm. O benim gözümün bebeği. Madu bir kez daha yıkılacak olursa ona... Bu kez kimse yardım edemez Sultan. Sultan, o benim gözlerimin önünde dağılmıştı. Ne kadar zor toparladı. Onu bir daha o halde görmeye gücüm yok benim. Çünkü biliyorum, Arkay'ın yapamayacağı kötülük yok. O Madu'ya her şeyi yapabilir. Asla susup içine atacak türde bir adam değil. Kızıma en ufak bir merhamet göstermez. Çok aman, korkuyorum. Merak etmeyin. Sakin olun. Sen de bir anne kalbi taşısaydın bana, rahat olmamı, sakin olmamı söylemezdin. Kızım tehlikedeyken, ona her an bir şey olabilecekken nasıl sakin olurum? Sultan, kızımı bir tek sen kurtarabilirsin. Sultan, çok rica ediyorum. O bir tek senin yanında güvende olabilir. Yalvarırım, koru onu. Anneyim, ben çok korkuyorum Sultan. Kızımı kurtar lütfen. Sana yalvarıyorum. O canavarın elinden kurtar onu. Ben... Ama ben nasıl... Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ama Madu'yu bir şekilde ondan kurtarmak lazım. Sultan yardım et, kızım mahvolacak. Ama sizi bile dinlemediyse beni dinleyeceğine mi? İstediği kadar kabul etmiş. Onu alıp getirmeni istiyorum. Kendi isteğiyle gelmeyi kabul etmiyorsa al zorla getir o zaman. Onu alıp buradan uzak bir yerlere götürmelisin. Güvende olacağı emin bir yere. Arkay'ın öfkesinin ve çılgınlıklarının ona bir zarar vermemesi için. Sana yalvarıyorum, ne olur kurtar kızımı. Çünkü biliyorum, kızım bir tek senin yanındayken güvende olur. Bayan Fatmini, ne istediğinizin farkında mısınız? Sultan, ben bir anneyim ve kızımın hayatı için yalvarıyorum. Sultan, benim için bu işi yapmak zorundasın. Madu için yapmak zorundasın. O bugüne kadar sana hep destek oldu. Şimdi onu kurtarmak zorundasın. Sultan, yalvarıyorum kızıma yardım et. Onu kurtarmalısın. Onu senden başka kimse kurtaramaz. Sultan, ne olur yardım et bana lütfen. Lütfen kızımı ondan kurtar. Birkaç gün sonra düğünleri olacak. Düğünden önce bir şey yapmak zorundasın Sultan. Senden başka hiç kimse yapamaz. Ben bunu yapamam Bayan Fatmini. Sultan, ortada birden fazla seçenek yok. Söylediğim şeyi mutlaka yapman lazım. Başka bir yol yok, anlasana.
Hayır Bayan Padmi. Sultan, buraya kadar geldim çünkü tek umudum sensin. Son umudum. Senden istediğimi yapmak zorundasın. Sultan biliyorum. Kendini kim bilir ne tuhaf hissediyorsun. Ben nasıl bir anneyim? Öz kızımın evlenmesine engel olman için senden yardım dileniyorum. Başka çarem yok Sultan. Madu'yu kurtarmak için başka bir seçeneğim yok. Bak Sultan, sana ne kadar güvenirim bilirsin. Biliyorum ki Madu'yu bir tek sen kurtarırsın. Bunu yapmak zorundasın Sultan. İnsanların gözünde bütün suçlular birbirinin aynı tabii. Hepsi kalpsiz. Hayatlarında hep suç olmuş. Başka bir şey bilmezler. Ama siz bir de evime gelip sana güveniyorum diyorsun. Bana yardım et diyorsun. Yapacağım yardımın bir kısmı resmen suç işlemek. Birini kaçırmamı istiyorsunuz. Ve o kendi kızınız. Sultan, ben seni anlıyorum. Herkes hakkında ne düşünüyor iyi biliyorum. Ama Sultan, seni hem tanıyan hem de anlayan biri olarak bir yakınlığımız var. Bak, bizim bir hukukumuz var. Ve sana ne düşündüğümü söyleyeyim. Toplumda ne kadar tehlikeli bir suçlu olarak tanınıyor olsan da benim gözümde son derece iyi ve cömert birisin. Evet Sultan. Sanırım sana Holi Bayramı'nda kanım ısındı. Mahalle halkına zarar gelmesin diye sessiz sedasız orayı terk etmiştin. Sultan beni anla. Kızıma verdiğin değeri gözlerimle gördüm. Ona çok saygı duyduğunu biliyorum. O büyük yıldız Arki bir villada yaşıyor. Pahalı arabaları, bir sürü pahalı kıyafeti var. Ama kalbi öyle ucuz ki. Şimdi oynadığı masum rolüne asla inanmam. Sen bir gangster olabilirsin ama onun yaptıklarını yapmazdın asla. İşte Sultan, işte bu yüzden senden bunu yapmanı istiyorum. Sizi reddetmekten hoşlanmıyorum. Ama bunu yapmam mümkün değil. Lütfen beni bağışlayın. Madu'ya büyük saygı duyduğum doğru. Ve ona istemediği bir şeyi asla zorla yaptıracak bir adam değilim ben. Ama onunla konuşur ve onu ikna etmeye çalışırım. Konuşmak fayda etmez ki. Ben kaç kere söyledim. Ama o hala beni dinlemeye hazır değil. Hem sana da aynı şeyi söylemiş. Seni dinlemiyor ve asla dinlemeyecek. Bayan Padmini, ne olursa olsun şansımı tekrar denemek istiyorum. Peki ya yine ikna olmazsa? O zaman size söz veriyorum. Arke ile arasında bir duvar olacak. Ve Arke o duvarı asla aşamayacak. Ne olursa olsun buna asla izin vermeyecek. Size söz Bayan Padmini. Ona hiçbir şey olmasına izin verme. Bana tamamen güvenin. Sadece bunu istiyorum. Thank you.